Fransız 300 yazar ve siyasetçinin şiddet ve Yahudi düşmanlığı yaydığı gerekçesiyle Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını istemesi üzerine TÜGVA Çanakkale Temsilciliği Cuma namazı çıkışı, Çomlu İlahiyat Fakültesi Taceddin Aslan Camii'nde Fransa'yı protesto etti. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin de bulunduğu 300 Fransız yazar ve siyasetçinin şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor iddiasıyla Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerinin çıkartılmasını talep etmelerini kınamak üzere yapılacak olan basın bildirisidir. Değerli basın mensupları, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ndeki saygıdeğer arkadaşlar, hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Değerli arkadaşlar, yakın zamanda gerçekleşen bu vahim olaya karşılık tüm İslam alemini harekete geçmeye davet ediyoruz. Yüce İslam dinimizin kutsal rehberi olan Kur'an-ı Kerim'imize yapılan bu saldırıya ve gelecekte yapılması muhtemelen saldırılara asla sessiz kalmayacağız. Allahu Teala Enam Suresi 115. ayetinde Rabbinin sözü doğruluk ve adaletle tamamlandı. Onun sözlerini değiştirebilecek hiçbir kuvvet yoktur diye buyuruyor. Biz de bu ayetin ışığında yüce dinimizin kutsal kitabına yapılan bu saldırıya karşılık veriyoruz. Tüm kamuoyu huzurunda açıkça bu saldırıyı telin ediyoruz. Herkes bilsin ki istedikleri kadar toplansınlar, istedikleri kadar çabalasınlar, her şeyden ve herkesten büyük olan Rabbimizin koruduğu kutsal kitabımızı asla değiştiremeyecekler, bozamayacaklar, bir ayet dahi çıkarıp eklemeyecekler. Çünkü onu koruyan Allah açıkça buyurmuştur. Aynı zamanda önderimiz Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an-ı Kerim hakkında, Allah'ın kitabı olan Kur'an'da sizden öncekilerin kıssaları, sizden sonrakilerin haberleri, kendi aranızda olanların hükümleri vardır. O doğruyu eğriden ayıran kitaptır. O hiçbir zaman anlamsız konuşmaz. O Allah'ın sağlam ipidir. O zikri hakimdir. O dosdoğru yoldur. Kötü arzular asla onu hedefinden saptıramaz. Diller onu karıştırıp bozamaz. Alimler ona doyamaz. Müttakiler ondan usanmaz. O tekrar tekrar okunmakla eskimez. O cinlerin işitir işitmez, biz acayip bir Kur'an işittik ki doğruya iletir. Derhal ona inandık dedikleri kitaptır. Onun ölçülerine göre konuşan doğruyu söyler. Ona göre davranan sevap kazanır. Onunla hükmeden adil olur. Ona çağıran doğru yola çağırmış olur diyerek bizlere hakikati iletmiştir. Geçmişten beri mukaddes dinimize karşı en alçakla saldırıları yapmakla meşgul olmuş, aziz dinimizin içeriği değiştirmek için çalışmış olan Batı özellikle Kur'an'dan haz almıyor. İslam'ı nasıl parçalarız? Müslümanları nasıl gerçek İslam'dan koparırız diye büyük bir uğraş veriyor. Yüzyıllarca İslam'ın hakim kılındığı coğrafyada, ecdadınızın yönetiminde, yani Osmanlı Devleti zamanında buna cesaret edemeyen Fransa, şimdi şiddet ve Yahudi düşmanlığı yapıyor bahanesiyle Kur'an'ı değiştirmeye, densizliğine cüret ediyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturunu esas kılmış olan Osmanlı'nın nasıl bir medeniyet kurduğunu tüm dünya iyi bilir. Osmanlı Avrupa'ya medeniyet götürmüştür. Tüm insanlığı kucaklayan hoşgörü ve sevgisiyle Avrupa toplumunun dinlerini huzur içerisinde yaşamasını her alanda sağlamıştır. Yahudi düşmanlığı diyorlar. Batı, Yahudilere yaptığı büyük soykırımı unutmuş olmalı. Oysa ki Yahudiler Osmanlı zamanında bizim topraklarımızda İslam'ın yüce anlayışı sayesinde güvenle yaşamış, günümüzde halen aynı güven içinde yaşıyor. bu tarih bilmez açıklamalarıyla algı oluşturmaya çalışıyor. Ama unutmasınlar ki tarih Batı'nın gerçek yüzünü iyi biliyor. Daha yakın zamanda Bosna'da Avrupa'nın gözünün önünde ve Birleşik Milletler'in gözetiminde on binlerce silahsız Müslümanın Bosna'da nasıl katledildiğini hepimiz iyi biliyoruz. Önce bu soykırımın hesabını vermesi gereken Batı gerçeklerden kaçıyor. Biz ise soruyoruz. Ey utanmaz Batı, katlettiğin insanların hesabını ver önce. Sömürgeleştirdiğiniz Afrika ülkelerinin hesabını ver önce ey Fransa. Utanmıyor musunuz Müslümanları şiddetle bir göstermeye? Şunu iyi bilmeliyiz ki dünyaya huzur getirecek düzen Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim düzenidir. Onu anladığınız gün tüm dünyada şiddet azalacaktır. Bizim dinimiz şefkat ve merhamet dinidir, barış dinidir. Yaşatmak için mücadele görevi verir Müslümanlara. Yüce Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim, insanların değiştirmeye güç yetireceği bir kitap değildir. Kutsal kitabımız vahyolunduğu gibi kıyamete kadar korunacaktır. Son olarak belirtmek isteriz ki, İslam dinimizin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i değiştirmeye çalışan kim olursa olsun, biz Türkiye'nin gençliği olarak buna asla izin vermeyeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Evet, bugün burada Türkiye Gençlik Vakfı Çanakkale İl Temsilciliği olarak Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ve beraberindeki sözde 300 aydının Kur'an-ı Kerim ile ilgili bildirilerine mukabil bir basın açıklaması yapmış bulunmaktayız. Malum Kur'an-ı Kerim bizim kutsal kitabımızdır. 14 asır evvel ne şekilde nazil olduysa hala aynı orijinalliğini muhafaza etmektedir. Diğer taraftan her fırsatta Türkiye'ye ve İslam'a dil uzatmaktan geri kalmayan Sarkozy, Kur'an-ı Kerim'i diğer tahrifata maruz kalmış kitaplarla karıştırmamalı. Çünkü 100 sene evvel yine bu topraklarda onların dedelerini dumura uğratan dedelerimizin torunları olarak asla buna müsaade etmeyeceğiz. Diğer taraftan son günlerde gündeme gelen Mekke'de bir kilise açılımı var. Bu iki olayı birbirleriyle bağdaştırırsak maalesef ki ortaya çok masum bir tablo çıkmıyor. Bunun nedenine baktığınız zaman bizlere göre en büyük nedeni Avrupa özelindeki Batı'da ciddi bir İslami algıda yükseliş var. İslam'a teveccüh var ve şer odakları bundan rahatsız. Ve bu odakların başında da maalesef yine karşımıza Sarkozy çıkıyor. Ben hakkın dili olan Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle buradan Sarkozy'ye yanıt vermek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'in Hicr Suresinin 9. ayeti İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Yani o Kur'an'ı biz indirdik ve yine onu muhafaza edecek olan da bizleriz. Basın mensubu arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum.